Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde Java 8 ile beraber gelen ve artık hayatımıza girmiş olan Lambda Expression'ın ne olduğundan, nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Öncelikle Lambda Expression nedir, niçin kullanılır? Şu ana kadar yaptığımız derslerde aslında bunun birkaç örneğini, yani Lambda Expression'ın kullanacağı yerlere birkaç kere rast geldik, ama genel olarak anlatmak gerekirse bir interface düşünün ve içinde yalnızca bir tane metot olsun. Bu gibi ifadeleri hızlı bir şekilde daha az kod yazarak ifade etmek için biz Lambda Expression'ları kullanıyoruz. Öncelikle bunu anlatmak için sıfırdan bir çalışma yapalım. Bunun için buraya geliyorum ve bir tane class tanımlıyorum, çalışan diye. Ve bu çalışan class'ın içinde hızlı bir şekilde alanlarımızı oluşturalım. Bir tane isim olsun, bir de yaş olsun. Alt insert tuşuna basarak bir constructor tanımlayalım. İsim ve yaş bilgisini aynı anda alsın ve de bu sınıfın getir ve setter'larını yine alt insert tuşlarına basarak oluşturalım. Sınıfımız bu şekilde. Hızlı bir şekilde buraya bunlardan nesneler üretelim. Çalışan C1 dedim. Niye? Çalışan adı Emre olsun. Yaşı 29. Çalışan C2 New dedim. Çalışan Hasan 33. İki tane daha üretelim hızlı bir şekilde. C3, C4. Şunu sildim. Ayşe dedim. Bekir dedim. Evet, çalışanlarımızı da oluşturduk. Şimdi bunları bir tane ArrayList'e atayalım. ArrayList çalışan tipinde veriler tutacak bunlar. Çalışanlar diyelim bunlara. Çalışanlar eşittir new ArrayList diyorum. Ve de çalışanlar ArrayList'imize add komutuyla bunları sırayla ekleyelim. Nokta add C3 ve de C4. Şimdi bunların bilgilerini yazdırmak için bir tane interface'imiz olsun. Gelelim buraya, yeni Java sınıfı dedim. Buradan interface'i seçtim ve de interface'lerimiz nasıl oluyordu? Fiil belli eden şeyler. Yazdıran interface diyelim, belirgin olması adına. Ve de bu interface'imizin içinde bir tane yazdır diye bir metot olsun ve bu çalışan tipinde nesneler alsın. Bunu belirttik. Bunu sınıfıma uygulayıp metodumu içinde tanımlamayacağım. Yalnız bunu yapacak bir tane metot tanımlayalım buraya. Public static void dedim. Bilgileri yazdır diyelim metodumuzun adına. Ve de buraya bir tane yazdıran interface tipinde bir nesne üretiyorum. Yazdıran interface dedim. Daha sonra da yazdırılacak çalışan nesnesini yollayalım. Çalışan C1 diyelim. Ve de bu metoda gelindiğinde ne yapsın? İnterfeyzimiz sayesinde yazdır metoduna ulaşıp C1 nokta get isim, pardon, şöyle yapalım. Yazdır dedikten sonra da buna C1'i gönderelim. Metodun tanımı bu şekilde. Şimdi buraya geldik. Bir gelişmiş for döngüsüyle bütün çalışan array listini gezeceğiz. Çalışanlar diyeceğim. Ve de bunları ekrana yazdırırken ne yapacağız? Şuradaki metodu kullanacağız. Bilgileri yazdır. Bakın benden bir yazdıran interface bekliyor. Bunları nasıl yapıyoruz? New yazdıran interface diyerek bir anonim inner class oluşturdum. İkinci parametreyi de buraya yazıyoruz. Nedir? Çalışan. Yani buraya parametre olarak gelen çalışanlar array listine her gezdiğimde ele aldığım elemanı, ele aldığım çalışan nesnesini bunu atıyorum ve bunu buraya gönderdim.
Şimdi burada yapmamız gereken nedir aslında? Sout deyip metodun içeriğine girmek. Şöyle yapalım. Çalışan nokta get isim artı çalışan nokta get yaş. Evet. Yapılacak işlemler bu şekilde. Tıklayalım bunu. Bakın. Bütün hepsini yazdırdı. Yalnız şurada da şunu buraya göndermemiz gerekiyor muydu? Gerekiyordu ki buradaki yazdır, hani bunu aslında parametre olarak gelmese de olur ya. Şunu silelim. Şöyle yapalım. O zaman bunları da silmemiz lazım. Parametre olarak bir çalışan almayacak bu. Yazdıran interface, şunu da silmemiz yeterli. Yani buna gerek yok aslında şu durumda. Şuradan gelen, şurayı da sildim miydi? Evet, tekrardan deniyorum. Çünkü burada for işle her seferinde bir çalışan nesnesi elde ettiğim için tanımına bunu yazmama gerek yoktu. Ben buraya parametre olarak gönderilen çalışanı değil, direkt olarak for'da ele aldığım çalışanın bilgilerini göstereceğim. Evet, şimdi burada lambda expression zaten bakın burası gri renkli ve üzerine gelirseniz ne diyor? Anonym leave interface can be replaced with lambda diyor. Yani diyor ki bu ifade aslında lambda ifadesiyle yer değiştirebilir. Bunun yerine lambda'yı kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanıyoruz? Yine aynı şekilde for dedim. Metodumu for ifademi aynen yazıyorum. Çalışan diyeceğiz buraya. Çalışanlar array listini gezeceğim. Ve de bilgileri yazdır metodunu çağırırken artık new yazdıran interface'de bir inner anonym inner class oluşturmak yerine lambda ifadesini kullanabilirim. Nasıl? Şöyle bir tane boş parantez, daha sonra okum, yani lambda'yı belirten oku yazdıktan sonra artık şu yazdır metodun içinde yapılan ifadeyi birebir olarak buraya kopyalayabilirim. Yapımız bu. Şimdi mesela ben burayı yorum satırları içine alayım ve tekrardan bir deneyelim bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Bakın yok. Peki ne oldu burada? Hani lambda'yı bu ifadede lambda nedir? Ne oluyor? Şimdi bilgileri yazdır benden ne bekliyor aslında? Bilgileri yazdır metodumuz bir interface bekliyor değil mi? Yazdıran interface adı altında. Ve gördüğünüz gibi bu interface'in tek bir metodu var. O da çok önemli. O zaman sıfırdan new yazdıran interface deyip bir anonim sınıf kullanmak yerine biz lambda'yı kullanabiliriz. Burada ilk gördüğünüz lambda ifadeler 3 bölümde incelenir. Bir tanesi parametreler, daha sonra lambda'nın oku, daha sonra da o uygulanmak istenen interface'in içinde bulunan tek metodun içinde çalışacak olan bölüm. Yani aslında yazdır metodumuzun içeriği. Şimdi biz bunu neden boş geçtik? Peki bakın burada yazdır metodu herhangi bir parametre almadığı için ben bunu boş geçtim. Daha sonra bu ifadeyi koyduğumda bilgileri yazdır metodunda kullanılacak olan interface'e gidip bakıyor. Zaten bakın burada kırmızı bir ok çıktı. Tıkladığımda bu ifadenin aslında bilgileri yazdırdaki şuradaki yazdır metodu olduğunu anlamış editörüm. Bunu dedikten sonra herhangi bir parametre geçmiyorum. Bunu koydum. Bu ne demek? İlgili interface'in tek metoduna git ve o metodun içinde şu ifadeyi çalıştır demek. Bu sayede eşleşiyor. Yani bu işleşmenin ya lambda'nın kullanılabilir olması için kullandığınız interface'de tek bir metodun olması gerekiyor. Hani kendi yaptığımız uygulamada böyle bir şey kullanabiliriz ama dediğim gibi biz bu ifadenin kullanılacağı aslında daha önce pek çok örnek yaptık. En basitinden mesela bir tane thread tanımlayalım. New thread dedim. Tamam. Daha sonra mesela burayı nasıl kullanıyorduk? Ya class derim. Thread sınıfı diyelim. Implements deyip runnable derim. Ve bu runnable'ı deyince ne yapıyordu? Runnable interface'indeki bir metodun implement edilmesini söylüyordu. Run diye bir metodumuz vardı ve ben buraya ne diyelim? Thread sınıfı çalıştı diyelim.
Nasıl yapıyordum buraya? Runnable'ı implement etmiş sınıfımı yazıyorum. New thread dedikten sonra new thread sınıfı nokta start deyip bu thread'i başlatabilirdim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi thread sınıfı çalıştı. Daha sonra ne demiştik? Böyle bir sınıf oluşturmak yerine aslında direkt new runnable diyerek de bu run metodunu doldurup bunu startla çalıştırabilirim. Buraya da cout anonim run çalıştı diyelim buna da. Herhangi bir sınıf oluşturmadan direkt olarak aslında runnable'dan da anonim run çalıştı dedi, yapıldı. Şimdi bakın burada şöyle bir ifade kullanayım. Thread t new thread dedim mesela. Ve de buraya new dedim. New dedikten sonra sınıfın üstüne gelirseniz bu thread sınıfının alabileceği parametre listesine bir bakalım. Yani bildiğim şu runnable interface'i yani tek bir runnable interface parametre alan bir constructor'ı varmış thread sınıfının. Ve de runnable interface'ini implemente ettiğimde gördüğünüz gibi tek bir metodu var bunun. Biz bu böyle interface'lere de functional interface diyoruz. Şimdi dokümantasyona da gidip bakarsanız herhangi bir şimdi bunu interface comparator açık şu an. Şuraya gelelim. Runnable interface diyelim. Java 7 interface runnable dedi. Şöyle Java 8 diye aratırsak daha düzgün olacak. Java 8. Evet. Bakın, functional interface demiş. Bu bir functional interface'dir ve diyor lambda expression'ı burada kullanabilirsiniz diyor. Ve lambda expression kullanabilen interface'lerde de şöyle bir annotation görürsünüz. Functional interface diye. Hani bilmediğiniz bir interface olursa böyle araştırıp bakmak doğru yoldur ama biz zaten runnable'ın tek bir metot içerdiğini biliyoruz. O yüzden hani direkt olarak aslında burada bir runnable interface yerine lambda expression kullanabiliriz. Peki nasıl olacak bu? Şu kodum şurada dursun. Geldim buraya new thread dedim. Daha sonra new runnable demek yerine şöyle yapıyoruz. Run metodunun herhangi bir parametresi var mı? Yok. Boş geçtim. Okumu yaptım. Daha sonra içinde bulunan tek bir metot olan bu run'ın içinde gerçekleşen ifadeyi buraya yapıştırıyorum. Noktalı virgülü sildim. Daha sonra da start dedim. Bu kadar. Gördüğünüz gibi hani burada yapılan işlem aslında bir cout'ta ifade vermek. Konsola bir şey yazdırmak. Ama bunun için bir sürü 4 satırlık bir yer kaplıyor burada. Ama şu ifadeyi gördüğünüzde çok daha düzgün. En azından direkt olarak ne yapacağınıza yönelik olarak bir ifade. Hani göze de hoş geliyor. Şimdi ben bunu buradan kaldırayım. Buraya da ne diyelim? Lambda run çalıştı desin. Sıkıntı yok. Çalıştırdım da gördüğünüz gibi lambda run çalıştı. Lambda ifadelerin kullanım şekli bu şekilde. Bir interface olacak, function olacak. Yani içerisinde tek bir ifade, tek bir metot olacak. Daha sonra ilk olarak o tek metoda göndermek istediğiniz parametre listesini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra da içeride yine o tek olan metodun yapması gereken işlemi yazıyorsunuz. Peki buraya ben birden fazla satır kod yazmak isteseydim ne olacaktı? Tek olması gereken şuraya bir süslü parantez koyup ifadeyi bunun içine yazmak olacaktı. Çalıştı dedim. Noktalı virgül koydum. Daha sonra da cout diyelim. İkinci satır çalıştı desin. Daha sonra da bu ifadeden sonra da süslü parantezimizi kapatmalıyız. Şurada bir hatamız var sanırım. Şöyle şunu alalım. Şunları da aşağı alalım. Daha sonra da ikinci ifadeden sonra da noktalı virgülü ve de yukarıda açtığım süslü parantezi kapatıyorum. Şöyle bir yapı oluyor. Peki bunu çalıştıralım bakalım bir hatamız var mı? Gördüğünüz gibi iki satırda çalıştı. Lambda ifadeler bu şekilde.
Birkaç tane daha hani daha önce kullandığımız yapılardan örnek vereceğiz ama bunları bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.